Türkiye'deki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik o bombalı saldırının ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısından zaten belli olmuştu. Suriye'ye yönelik operasyon çekilecekti. Fakat kara operasyonu mu olacak tartışmaları yürütürken aslında buna ihtimal vermemiştik biz. Ben o zaman da söylemiştim. Kara operasyonu e, olasılığını e, ortadan kaldırmak gerekiyor ama sınırlı hava operasyonu Olabilir çünkü e, daha önce bir gelenek haline geldi diyebiliriz, kötü bir gelenek diyelim. E, çünkü Türkiye'de ne zaman böyle bir terör saldırısı olsa, e, Suriye'den geldiler deyip oraya bir operasyon çekiliyor. Kuzey Urada zamanlı olarak bazen çekiliyor, bazen ona ayrı bir operasyon çekiliyor. Ama Suriye mesela taksim e, patlamasından sonra e, işte e, Afrin tarafından geldiler geldi bu terörist diyerek oraya bir operasyon çektiler. Ama Afrin'e değil nereye? Fırat'ın batısına Tel Aviv ve işte Rojava bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiler. Şimdi de zaten o ben duyar duymaz bu saldırının ardından e, işte terörü dışarıda arama e, şeyi geleneğini sürdürdü AKP hükümeti ve e, operasyon kararı aldı. Terörün kökünü kurutmak üzere Aldığı bu operasyon kararında altı çizilerek söylendi ki o bölgenin geri altı ve üstü zenginlik kaynakları hedef alınacaktır. Ve hatta derindi ki üçüncü taraflara tedbir almalarını o bölgelerde e, tedbirsiz bulunmamalarını ikaz ediyoruz denildi. Bu üçüncü taraflar kim? tabii ki söylemeye gerek yok. Fırat'ın doğusunda üçüncü taraf dediğimiz bir kamışlı da sadece. Suriye ordusu var. Ama hedef alınan petrol bölgeli El Omer petrol bölgesi hedef alındı. Elektrik enerji kaynakları hedef alındı. Yeraltı yerüstü e, zenginlikler hedef alındı. Ve tabii ki bu arada köyler, tarlada çalışan siviller de e, hedefteydi. E, ne yazık ki. E, burada Amerika'dan aslında izni kopardığını anlamak gerekiyordu ve nitekim Amerika göz yumdu. Halen de göz yumuyor. Bakın bugün kaçıncı günü ben artık yani İsrail'deki gelişme, Gazze'deki gelişmeleri odaklanırken aslında Suriye'yi de unutmamak lazım. Ve e, yani gözlerden uzak kaldı ama orada ciddi e, hareketlilik devam ediyor. Mesela dün ve bugün itibariyle tarladaki e, sivillerin hedef alındığı, aralandığı çocukların da olduğu çok sayıda yaralı olduğunu okuduk. Yani hava operasyonları devam ediyor. Kara operasyonuna ihtimal vermiyoruz elbette. Ha bu arada e, şu gelişme de ilginçtir. E, Kamışlı kırsalındaki ABD üstüne doğru gelen bir Türk siyasi ABD F-16 tarafından vuruldu. 24 saat geçtikten sonra Türkiye bir açıklama yaptı ve ABD'nin adını anmadan ve üçüncü taraflar diyerek ve kınama yoktu. Ama ABD anında açıklama yaptı, tehdit olarak algıladığımız için düşürdük ve aslında PKK'ya karşı Türkiye'nin yanındayız. E, teröre karşı mücadelede onu haklı buluyoruz, destekliyoruz ama öbür yandan Suriye demokratik güçleri için de destek ifadesi de kullanıldı. Yani o da kullanıldı çünkü e, işi de karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz şeklinde. Yani bir yandan e, bir sınırlama e, operasyonlarına bir sınırlama getirmesi için bir ihtar niteliği taşıyor bana göre bu Musyanın düşürülmesi ama Türkiye'nin bunu kınamaya hiç mecali yok. Ama öte yandan e, göviz yumulan yerlere Türkiye'nin operasyonlarına devam etmesi e, bence izinli. Yani sınırlı operasyon çerçevesinde izinli, üçüncü taraflar dedikleri e, kesim tarafından izinli. E, ben burada ABD ve Uluslararası Güçler Koalisyonu'nu kastediyorum. Ve gözlerden uzak tutulmaması gereken çok ciddi e, Suriye ordusunun karadan, e, Rus hava kuvvetlerinin havadan mütemadiyen e, yaklaşık beşinci gününe giren, İdlib Güneyi ve Laskiye Kuzey Kırsalı'na yönelik operasyonları çok ciddi anlamda devam ediyor. Çünkü Humus'taki Hava Harp Okulu mezuniyet törenine dönük Harp Okulu Hava değil Harp Okulu mezuniyet törenine dönük kanlı bir saldırıyı hatırlayalım. Sihalarla saldırı olmuştu. E, sivil ve çocukların olduğu Ölü sayısı yüzü geçmiş şu anda. Anında 66 kişinin öldüğü çok kanlı bir saldırı oldu. Bu dronelerle yapıldı. Bu dronelerin nereden geldiğine dair tespitler olmuş ve dolayısıyla ilk defa belki e, e, Laskiye'nin kuzey Kır, kırsalında ve Eriha çevresinde kendi e, İslami emirliğini kuran Türkistan İslam Partisi ve El Muhacir'in grupları var el ve Türk-İslam Partisi'nin e, eline bu dronelerin tespit edildiği istihbarat çalışmaları sonucunda açığa çıkıyor. E, ve tabii ki HTŞ'nin elinde droneler var ve oradan da oradan doğru bir saldırı olduğu tespit ediliyor. Ve HTŞ'nin e, Güney e, İdlib kırsalındaki askeri mevzileri 5 gündür e, hedef alınıyor ve aynı zaman Türkistan İslam Partisi ile el muhacirin gruplarında da çok ağır kayıplar verdirildi. Bir parantez açayım. İstihbarat yerel kaynaklardan okuduğum kadarıyla söylüyorum. E, bu iki örgüte droneleri teslim edenin Fransız istihbaratı olduğu bilgisini okudum. E, bir de şu tartışma var. ABD'nin F-16'sı nereden Hangi üst üzerinden gelip Türkiye siyasını düşürdü tartışmaları var. Büyük ihtimal İncil'lik üstünden. O yüzden e, Türk yetkililer bu konuda detaya girmeden sadece bilgi veriyorlar. Kınama yapmaksızın. Bu ne anlama geliyor? ABD isterse hemen sınırlandırdığı operasyonu durdurabilir Türkiye'nin operasyonunu. Ama şu anda hala göz yumuyor. Ne yapılmak isteniyor? E, her şeyden önce e, Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşması ABD'nin bir yere kadar istediği bir şeydi. E, bir NATO ülkesinin e, Rusya ile müttefikliğinden doğru, e, hani zaten müttefik e, bizim istediğimizi yapar, bizim planımızı, projemizi oraya sunar ya da onun için adım atar şeklinde e, kurgulanan bir şeydi. Fakat e, bu Ukrayna Savaşı ile birlikte. Türkiye'nin tarafsızlığını koruması ve Rusya ile ilişkilerini devam ettirmesi bütün dünya ülkenin neredeyse yarısından fazlasının Rusya'ya yaptırım uyguladığı bir dönemde Türkiye'nin bu yaptırıma katılmaması Rusya'ya daha çok yakınlaştırdı bu süreçte. ABD biraz daha nötr noktada olmasını istediği bir yerde Türkiye'ye Havuç uzattı diyebiliriz. Türkiye'ye bir havuç uzatıyor ama istediği zaman sopayı çekebilir. Fakat ABD'nin e, Orta Doğu'da rolünün azaldığını da dikkate almamız lazım. Dolayısıyla Müttefiklerini konsolide etmek için e, yani kendi müttefiklerinden den de taviz verdirebiliyor. E, daha doğrusu e, şunu söylemek istemiyorum ama gerçekten e, yedirebiliyor yem olarak sunabiliyor bu ABD geleneğiydi ve şu anda Kürtleri bu tabir doğru değildir diyeceğim ama Kürtleri Türkiye'nin müttefikliğini e, olduğu noktada tutmak için e, bir kısmını yani süreli yem etmiştir diyebiliriz yani ama ne için burada neyi dengeler nasıl değişecek orada dengeleri ABD'nin e, değiştirme şansının olup olmadığını Türkiye ile ittifakını ne kadar ilerleteceğine bakarak söyleyebiliriz. Eğer Türkiye ile ittifakını Rusya'dan biraz daha NATO çizgisine doğru çekmeyi başarırsa SDG'yi sınırlandırmak üzerinden müttefik ilişki kurabilirler. Ki ABD'nin Türkiye'yi daha fazla kızdırmamak için Suriye demokratik güçlerinin alan ve etkilerini sınırlandırmayı planladığını aslında biliyoruz ve bu aşiret ayaklanmasına yine ABD'nin göz yumduğunu da biliyoruz. Ee, eğer e, bu sınırlandırmayı yaparsa ki ne için yapmak istiyor? Aslında Türkiye'nin müttefikliği için. Türkiye'nin müttefikliğini daha sağlıklı, sürülebilir hale, sür, sürülebilir kırmak içindir. Çünkü Türkiye'nin istediği Barzani e, çizgisindeki Kürtlerin o sınır bölgesine hakim olması e, YPG Etkisinin kırılmasıdır. Onu istiyor ve ABD yavaş yavaş aslında YK ve YPG etkisini kırmaya dönük adımları hayata geçiriyor. Eğer farkındaysanız yani o aşiret ayaklanması kendiliğinden birden alevlenmedi. Zaman zaman e, Türkiye'nin oraya o tarafa dönük e, hava harekatı ya da Türkiye e, garantörlüğü altındaki Suriye Milli Ordusu bileşenlerinin karadan o saldırıları hep ABD'nin bilgisi dahilindedir ve Türkiye'ye verilen bir sınırlı izindir Aslında tamamen ne için Türkiye'nin kabul edilebilir diyeceği dediği Kürt yapılanmasına Türkiye sınırları sınırlarında güçlenmesini sağlamaktır Mümkün olsaydı bu Trump'ın en büyük hayaliydi Trump dönemi bitti ve e, Trump'ın e, getirdiği noktadan daha geriye, daha gerilerde şu anda bu, bu strateji yani bu kurgu daha da gerilerde. Çünkü evet orada kendi özgürlüğüne güvenen <laughs> hatta Trump'ın da şekillendirdiği e, sadece Kürt e, savaşçılardan değil aynı zamanda oradaki e, yereldeki bütün dinamiklerin de dinamiklerin dinamikleri de içinde barındıran bir oluşumdur Suriye demokratik güçleri. Evet öncelikle e, şu çirkin görüntüler için bir şey söyleyeyim ve kapatayım. Ben e, Suriye Savaşı'nı 2011'den beri izliyorum. Oradaki o vahşet görüntülere yani gerçekten baygınlık geçirerek izledim ki sahayı takip edebileyim, e, sağlıklı analizi yapabileyim. Çok fazla dezenformasyonla karşılaştığımızı biliyorum. E, o e, Suriye'ye e, Suriye'deki e, bu kuşatmaya işte dışarıdan bir müdahaledir, emperyalist kuşatmadır bilmem ne, diyen herkesin linç edildiği, hayır orada bir devrimci kuşatma söyleminin yükseltildiği bir dönemde mesela askerin e, kalbini e, söküp e, çiğ çiğ yiyen o radikal İslamcıların görüntüleri dahi bu söylemden anı koymadı. Yani bu çok bilerek bir tercihtir. Bir dezenformasyona kendini kaptıran kesimin özel bir tercihidir. Gerçekleri değil de e, yaymak istediği algıyı yaymaya devam etti ve kendini haklı gördü. Ta ki işinin vahşeti dünyanın gözüne yine bizzat işi de yol verenler tarafından sokulduktan sonra aa işte orada devrim yokmuş da radikal İslamcıların e, işte bilmem e, şeriatı getirmek istedikleri anlaşıldı vesaire gibi. Bakın o vahşi görüntüler. Boğaz kesmeler, ciğer yemeler, kalp canlı canlı kalp, çocuklara boğaz kesme, kafa kesme talimatları vermeler, e, şey eğitimleri vermeler vesaire. Hepsi için denildi ki Bunlar münferit olaylardır. Ee, Suriye devrimini temsil etmiyor. Hayır Suriye devriminin kendisiydi bizzat. Suriye devrimi dediklerinin bizatihi kendisiydi bu radikal e, barbarlık ve başından itibaren selefi karakterliydi. Bu görülmedi ta vahşeti vahşete Vahşet e başlayana kadar. Şimdi Gazze saldırısına dönüp şunu söyleyeceğim. Benzerlik kurmayacağım. Şunu söyleyeceğim. Gazze'de Hamas ee, neyse işit odur, işit neyse Hamas odur. Evet diyebilirim çünkü odur. ideolojik olarak ihman ideolojisinin Suriye'deki pratiklerini biliyoruz. Bunun inkarı olmaz. Hamas'ın bir tane görüntü gördü. Hamas'ın bu, bu yaptığını hiçbir şey haklı göstermez çocuk bedeni üzerine, kadın bedeni üzerine ya da silahsız, masum herhangi bir insan bedeni üzerinden böyle bir vahşeti hiçbir gerekçe haklı göstermez. Ama bu Hamas'ın savaşı değil, onun da altını çizeceğim. Filistin Filistin'i özgürleştirmez belki bu operasyon ama fil özgür Filistin için çok önemli bir kapı araladı diyebilirim. Ha ik ikili devlet, e barışçı çözüm ve ikili devlet çağrıları yapılıyor her yerde. Eğer bu konuda bir süreç başlatırsa hemen bugünden yarına İsrail'le böyle bir uzlaşma olmaz ama en azından masaya oturma süreci başlatabilir. Bu Kürtlerin Kürtlerin varsal mücadelesine dönük şöyle bir etkisi olur. Filistin özgürleşmeden Kürt Kürtlerin bulundukları bölgelerde özgürleşmeleri mümkün değildir'e Getiren bir denklem içerisinde olan Filistin-İsrail arasındaki çözüm evet Kürtlerin de kendi coğrafyalarındaki rejimlerle süreçlerine etki eder diye düşünüyorum.